İtalya'nın Lago di Garda bölgesindeki Lazise'ye bağlı Belvedere Camping'deki kampımızı tamamladık. Doğuya doğru gidiyoruz. Hedefimiz Slovenya. Slovenya'nın Adriyatik kıyısına doğru gidiyoruz. Slovenya'nın Adria Anakaran kampı, oraya gidiyoruz. Kampa geldik zannediyorum. Adria Anakaran. Girişi nerede bunların? Şu beklediğine göre. Just park here on the left side behind him. Okay. So you just take and when you go to camp the ramp will automatically open. Okay, thank you. So just thank you. Şimdi bak, buradan düz gidiyoruz. Oraya ben geldim. Resepsiyon neredeydi? Bak. Bize verdiği yer şurası. Havuza ve şeye yakın yani. Anlatabiliyor muyum şurası? Şu anda biz neredeyiz? Buradayız. Gideceğiz, ilk sola döneceğiz. İkinci sağdan gidip böyle gideceğiz. Şöyle gideceğiz anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Kamp diyor zaten orası. Herkes denize gidiyor. Otel diyor. Bir video ile yine karşınızdayım. İtalya kampından sonra aşağıda güneyde Trieste'nin az aşağısında, İtalya'nın Trieste'nin az aşağısında Slovenya'nın denize açılan dar bir yeri var. Orada Ankaran bölgesinde Adria Anakaran kampına geldik. Burada 2 gün kalacağız. Kamp biraz bana Türkiye'deki Burhaniye'deki altın kampı andırıyor. Ağaç yapısı itibariyle. Tabii farklar bir hayli var. Kampla ilgili size bir video çekeyim istedim. Ama bu video kamp çok büyük olduğu için önemli bir bölümünü scooter'da çekmek istedim. Çünkü gerçekten yürüyerek bir hayli zaman alacak, bir hayli vakitle çekilebilecek bir kamp, bayağı büyük bir kamp. Şimdi hep birlikte kampı size göstermeye çalışayım. Kampın girişi böyle. Sağ tarafta bir otel bölüm var. Burası küçük bir bölüm. Şu solda gördüğümüz yer resepsiyon bölümü. Karavanınıza geldiğiniz zaman işlemlerinizi orada yaptıktan sonra buradan kampa giriş yapıyorsunuz. Evet, kaldırım olduğu için scooter'dan indim mecburen. Kamptan önce bir sağ tarafta otel bölüm var. Önce o tarafı göstereyim size. Ağaçlar falan hepsi Burhaniye'deki altın kamp gibi. Ama oranın herhalde bir 10 misli büyüklüğünde bir yer. Orası da Türkiye ölçeğinde bayağı büyük bir yer ama burası aslında eski bir kamp. Burada bir kongre merkezi yapmışlar sağ tarafta. Otel bölümü şu otobüsün durduğu karşıda gözüken alan.
yavaş yavaş kamp tarafına doğru gidebiliriz. Bu sahada gördüğünüz gibi bu bungalovlardan bir sürü var. Bungalovların üzerinde bizim Adria Kahraman'ın logosu var arkadaşlar. Hepsinde Adria yazıyor. Yani Adria Karaman firması yaptırmış olabilir. Resepsiyona sordum. Bence bir haberler. Dedim bu bungalovların üzerinde Adria logosu var dedim. Benim kullandığım Slovenya üretimi Adria Karaman'ın logosu var dedim. Bu kampın sahiplerinin içinde Adria var mı dedim. Adria Karaman dedim. Bir alakası var mı Adria Karaman'la? Çünkü logolar onların logosu. Yok dedi, alakası yok dedi. Bence var, haberleri yok. Bence var, haberleri yok diye düşünüyorum. Personel bilmiyor olabilir. Şimdi sağdan geçelim. Bu şekilde sokak sokak. Bu sağda gördüğünüz bungalovların hepsinin üzerinde Adria'nın logosu var. Biraz arka tarafları. Karaman park alanları biraz bana sorarsanız gelişi güzel. Yani şöyle gelişi güzel. Bekleyelim geçsin. Arkada spor tesisleri var. Ben biraz ön tarafa, deniz tarafına doğru gideceğim. Biz burada 2 gün kalacağız arkadaşlar. Yani burası için 2 günün yeterli olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra Hırvatistan'a aşağı doğru, güneye doğru ineceğiz. Bu tarafta kampın çok büyük bir havuzu var. Bu gördüğünüz bölüm deniz tarafında, şezlongların olduğu bölüm. Akşamları gayet keyifli ve güzel oluyor. Şurada bir kafe gibi bir yeri var. Market, restoran, birazdan göreceksiniz, onlar ayrı yerde. Evet. Bu taraflarda yine bungalovlar var. Çok ağaçlık bir yer, yani adamlar ağaçları korumuşlar. Hep diyorum ya, ağaçları keserekten turistik tesisli yapmak mantığı olmuyor. O sanıyorum bir tek bizim becerdiğimiz bir şey. Özellikle İspanya ve İtalya'da büyük otellerin yapıldığı, ağaçların kesildiği bölgelerde çok büyük kayıp olduğunun farkına varmış durumdalar. Bir daha ağaç kesmemek için ne yaparız hep onu araştırıyorlar. Çünkü o yönüyle turizmlere zarar verdiklerini görmeye başladılar. Evet, buradan doğru şimdi gidiyoruz. Deniz sabah sakinliğinde. Ta ileride bir liman var. Muhtemelen Slovenya'nın denize açılan tek limanı. Evet, devam edelim. Sabahtan plaja gelmiş insanlar var. Büyük bir iskelesi var. Ama gördüğünüz gibi gelişi güzel. Tabii bir numaralama yapmışlar kendilerince. Ama benim çok onaylamadığım bir yerleşim düzenine sahip burası. Yani mesela Sobek kampının da videosu vardı. Şu karşıda gördüğümüz yer. Kafeterya, akşam orada etkinlikler yapıyorlar. Buralarda. Burada çocuklar için bir alan var. Oynama alanı güzel yapmışlar. Şuradan doğru gidelim. Sandalyelerin arasından. Evet. Şimdi bakın, burada çok büyük bir havuz var. Çok derin değil ama temiz. Oraya size bileklik veriyorlar. Ondan girip çıkıyorsunuz.
elektronik bileklik zaten bütün konaklayanlara gördüğü anladığım kadarıyla veriyorlar. Evet, bakın bu soldaki bungalovların hepsinin üzerinde Adya'nın logosu var. Hatta görebilir miyiz? Aynen görüyorsunuz bakın. Şu Adria yazısı direkt Adria karavanlarının kurumsal kimlik logosu. Ama diyorlar ki alakası yok. Belki buraları Adria yaptırmış olabilir. Ama bir bağlantısı var. Evet, bakın havuz tarafında bungalovlar var. Bunları otel gibi kiralayabiliyorsunuz. Bütün karavan kamplarında bu olay var biliyorsunuz. Burada havuzu da şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi bir hayli büyük bir havuz. Burada böyle bir alışveriş dükkanı var. Acil ihtiyaçlar için. Büyükçe sayılabilecek burada market var. Şimdi neden Altın Park'la, pardon, Altın Kamp'la Burhaniye Diki ile benzettim? Oradaki gibi her ne kadar numara olsa bile bir yerleşim düzeni var. Diğer konu, benim hep eleştirdiğim konu, biz buraya çadır kampına gelmiyoruz. Çadır kampı yapacak o zaman çadırla gelirim. Karavanın içinde musluğu, mutfağıyla niye alıyoruz? Karavan olduğu için alıyoruz. Su ve atık su bazı kısıtlı birkaç yerin dışında uzaktan karavanınıza ulaştırmak zorundasınız. Deponuza doldurmak zorundasınız. Burada da aynı mantık var. Bana ters geliyor. Yani Avrupalılar için belki şey olabilir, normal olabilir. Yani adam dişini fırçalayacak. Sabah 200 metre yürüyüş yapıyor dişini fırçalamaya gitmek için. Yani o bilemiyorum. Yani bu tartışılır bir şey. Deniz tarafını da size göstereyim. Deniz tarafı da böyle. Güzel bir denizi var. Önce onu söyleyeyim. Temiz sayılabilecek. Bakın dibi pırıl pırıl gözüküyor. Tam denize girmelik saat. Akşama doğru hafif dalga oluyor. Bakın kıyı buradan başlıyor. Değerli arkadaşlar. Buradan başlıyor. Ta oraya kadar gidiyor. Altın Kamp'taki ağaçlarla hemen hemen aynı ağaçlar var. Farkı ne? Burada market var. Burası çok geniş. Burada havuz var. Deniz kıyısı geniş. Kimyasal atık, yani benim hijyen tesisleri dediğim tuvaletler, banyolar, köpek yıkama alanları, duşlarmışlar çok fazla sayıda var. Her yerde var. Mesela kimyasal atık Altın Kamp'ta bir tane var. Bence yetersiz. Şundan yetersiz aslında. Sadece burada Altın Kamp'ın bir kusuru yok. Bizim insanımız onu nasıl kullanıldığını da maalesef bilmiyor. Tuvaletlerde sabun tuvalet kağıdı var. Bunlarda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla böyle. Yerleşim düzeni olarak, yani ben buraya ilk defa geliyorum. Daha önce rezervasyon yaparken aslında dikkat ederseniz her yer full. Ve bütün Avrupa'dan karavanlar var, motor çekme. Sonra iki gün yapayım, Hırvat'ta biraz daha fazla süre geçiririz diye düşündüm. İyi ki de öyle düşünmüşüm. Hani bir daha buraya gelir misiniz? Belki camper stop gibi gelip geçerken dinlenmek için uğranabilirim. Çünkü buradan çok çok daha iyi kampların fiyatlarıyla
Hemen hemen aynı. Sezon fiyatı uyguluyorlar. Mesela Sobek videosunu biliyorsunuz. Sobek kampı. O da Slovenya kampı. Orasına ben 9-10 puan vermiştim. Ondan kıyasladığımızda buraya verebileceğim puan 6-7. Hijyen açısından ve hijyen tesisleri açısından 9. Hiçbir sıkıntı yok. Fazla sayıda var, yeterli sayıda var ve çok temiz. Ama dediğim gibi sadece elektrik bağlamakla olmuyor. Ben çadır kampına gelmiyorum. O zaman çadır alırdım. Niye karavan alayım? Bunu da bir dipnot olarak size aktarmak istedim. Lokasyonu güzel. İtalya'dan girdikten hemen sonra zaten buraya ulaşıyorsunuz. Yani 7-8 kilometre sonra, İtalya'dan çıktıktan sonra. Ondan sonra buradan çıktığınız zaman da yine 7-8 kilometre sonra Hırvatistan'a gidiyorsunuz. Yani köşede dar bir alanda bir kamp. Ankaran bölgesi diye geçiyor. Böyle bir kamp. Bizim kampımız, şeyimiz de, karavanımız da burada. Tümle Hanım. Günaydın. Günaydın. Kahvaltımız hazır mı? Hazır. Tümle Hanım, ben video çekerken kahvaltımızı hazırlamış. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Fırsat bulabilirsem bir de drone çekimi yapmak istiyorum. Her yerde drone çekimi maalesef olamıyor. Mesela İsviçre'de istediğim gibi her yerde çektim ama istediğim gibi çekemedim. Nedeni şu, sinyal kesiciler var. O göllerin üzerinde çok helikopter uçtuğu için İsviçre'de sinyal kesiciler oluyor. Dolayısıyla irtibatınız kopuyor drone'la. Burada da aynı şey olur mu bilmiyorum ama bir ara çekmeye çalışacağım, deneyeceğim. Evet dostlar, merhaba. Kuzey Batı Adria Denizi'nin kıyısındaki Slovenya'daki Adria Ankaran kampının iskelelerinden birindeyiz. Burada drone uçurdum. Yine korktuğum başıma geldi. Aslında geniş bir alan fakat belli mesafe yükseklikten sonra sinyal kesiciler devreye giriyor. Yine drone uyarı verdi ama ben yine yapacağımı yaptım. Drone'un sport modunda çekimlerimi yaptım. Arkamda gördüğünüz gibi kampın çok geniş bir sahili var sayılır. Deniz de temiz. Bir sıkıntı yok. Havuz da var. Ama videonun diğer bölümlerinde de size aktarmaya çalıştığım gibi yani Avrupa standartlarına, özellikle mesela İtalya'daki kamplara göre değerlendirdiğiniz zaman şöyle söyleyeyim size, aldıkları rakam, yani günlük sezonda olduğu için en olabilecek fiyatları uyguluyorlar. Aldıkları rakamlar aşağı yukarı, tabii kişi ve karavan büyüklüğüne, şuna buna göre değişiyor. Bungalovlar için söylemiyorum bunları. Karavanlar için söylüyorum. Karavan, çadır bölümlerini bilmiyorum. İnternet sitelerinden öğrenebilir. Aşağı yukarı günlük 1800 ile 2200-2300 lira civarında fiyatlar var. Tabii buna şöyle söyleyeyim, her şey dahil. Yani elektrik de dahil özellikle. Hani bizde bir uygulama var biliyorsunuz Türkiye'de. Elektriği 3'le 5'te 7 ile çarparaktan kamplarda satıyorlar. Burada öyle bir şey yok. Elektrik de dahil. İsterseniz klimanızda, kettle'ınızda her şeyi elektriğe bağlayın. Size ayrı bir şey şarj olmuyor. Yani mesela isim vermeyeceğim yine. Mayıs ayında zannediyorum, Nisan-Mayıs ayında kamp yaptıydım. Türkiye'de bir kampta. Yani günlük elektrik fiyatı verdiler. Bir de kilowatt fiyatı verdiler. Abi dediler ki kilowatt fiyatı ya da böyle olursa daha hesaplı olur size, iyi olur. Biz de yani kettle, klima falan kullanmamamıza rağmen, o zaman eski karavanımız vardı. Çıkarken aşağı yukarı bir ay için 1700 lira elektrik parası şarj ettiler. Yani şimdi bunu hesapladığınız zaman yani günde neredeyse 50-60 lira civarında elektrik parası şarj etmiş oluyorlar. Şimdi kıyaslama yaptığınız zaman bu kamp Türkiye'dekilere göre ucuz ama Avrupa geneli, Slovenya içindekiler, İtalya'daki kamplar ve diğerleriyle kıyasladığınız zaman sezon bile olsa bir tık
pahalı. Yani buranın günlüğünün bizim paramızda 1500 lira falan etmemesi lazım. Videomun diğer bölümlerinde de aktardım. Yani ben aslında uzun kalmayı düşünüyorduk burada. Hani biraz daha 3-4 gün, 5 gün kalırız diye düşünüyorduk ama 2 günlük yaptım. Başka bir yere rezervasyon çevirmiştim. Doğru yaptığımı gördüm. Yani ben karavan kullanıyorum. Su taşımak zorunda kalacağım. Gri suyu atık bilmem ne yapmak zorunda kalacağım. Dediğim gibi ben çadır kampı yapmıyorum. Karavan kullanıyorum yani. Motor karavanlar bu konuda biraz daha şanslı. Şundan dolayı şanslı. Yani gri su ve temiz su depoları yüksek. Çekme karavanlarda işte 45-50 litre o civarda oluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu çok onaylamıyorum ben. Başkalarını bilmiyorum yani. Herkesin kendine göre görüşü vardır. Saygı duyarım. Ama kampın lokasyonu güzel. Çevresi hijyen tesisleri güzel. Ama dediğim gibi yani en fazla bizim kafamıza, benim kafa yapıma göre birkaç gün kalınabilecek bir kamp. Etkinlikler var. Yani akşam müzik, eğlence, şu bu falan. Yani neyle hoşlandığınızla alakalı. Yani kimisi cıstak cıstak müzik, kimisi ne bileyim bisiklete binmeyi sever, kimi koşturmayı, sabah yürüyüşü sever, kimi denize, sabah denize girmeyi sever. Bunlar bununla alakalı bir şey. Videolar bu arada arkadaşlar belki dikkatinizi çekmiştir. Yani Instagram'da fotoğraflara baktığınız zaman atıyorum yani örnek olarak söylüyorum. Ben İsviçre'deyim ama siz YouTube'a girdiğiniz zaman Slovenya ya da Almanya videosu istiyorsunuz. Yani onu görüyorsunuz. Bunun nedeni tabii her yerde internet, Wi-Fi hızlı olmuyor. Ben Türkiye'deki hattımı da yurt dışında da kullanabilecek şekilde kullanıyorum. Bir de ayrıca şey de kullanıyorum. Siz söyleyin adına. Uluslararası dolaşıma sahip, çeşitli ülkelerde geçerli, sadece hücresel veri içeren eSIM de kullanıyorum. Yani telefonda operatör seçiyorum. Bazen interneti hızlı olsun istediğim zaman eSIM'e geçiyorum. O biraz daha hesaplı olabiliyor. Günlük tarife parası vermekten ziyade. Bunları kullanıyorum. Tabii dolayısıyla bu da videoların editlenmesi ve yüklenmesi için bir süreç alıyor. Yani fotoğrafı çekip şak Instagram'a koymak gibi olmuyor. Dolayısıyla arada 1,5-2 haftalık gecikmeler oluyor. Tabii real time olarak videoyu yükleyemiyorsunuz bu nedenle. Oradan kaynaklanıyor ama ilerleyen günlerde Almanya videolarını hemen hemen bitirdim gibi yükledim. YouTube'da Cem Ecevit sayfamda görebilirsiniz. Arkasından İsviçre, İtalya ve benzeri videolar göreceksiniz. Sıradan gelecektir. Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Slovenya'nın Adria Ankaran karavan kampından burada çadır da atılıyor çünkü. Mukayeselerimi, kıyaslamalarımı da yaptım. Bu kampı Türkiye'deki altın kampla da kıyasladım. Artılarını, eksilerini size bilgi vermeye çalıştım. Yollarında bir sıkıntı yok. Buralara çok rahat gelinebiliyor. Yine atladığım, kafanıza takılan şeyler, bilgiler olursa her zaman dediğim gibi bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.